Adama bak be. Amma tatava yaptı. Alt tarafı bir vazo. Bizim evde de var yani. Ne olacak? İnsanlık ölmüş, insanlık ölmüş. Makine miyiz biz? İnsanız insan. Abi makine dedin de bir şiir aklıma geldi. Mesela çamaşır makinesi. Hep çamaşır yıkar. Yıkar, tekrar yıkar. Aynı çamaşırları 1000 defa yıkar. Bazen yıkamaz arızalanınca. Arızalıyız biliyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Minik. O ne Yakup? Mantar Şükrü. Necmi toplamış adalardan. Sağ olsun birazcık da bana verdi. Bedava mı? Bedava Hüseyin. Bol bol toplamış. Herkese dağıtıyor sağ olsun. Şu an mantar mevsimi. Koç, kurt kulak, kanlıca. Orman mantar dolu Hüseyin. Bu mantarları alacaksın. Şöyle tavada iki çevireceksin. Ondan sonra da üstüne zeytinyağı. Oh. Acıktım vallahi. Şükrü. Sistemde acık fark ettim oğlum. Ben de sistemdeki açığı fark ettiğini fark ettim abi. Aslanım benim. Ormanda bedava mantar varsa neden biz toplamayalım Şükrü? Sonra da satarız abi. Satarız tabii oğlum. Keriz Necmi bedavaya dağıtmış. Bizde ticari zeka var. Oh. Oramada ticari zeka, buramada ticari zeka. Ormandaki bütün mantarları toplayacağız Şükrü. Bir tane bile bırakmayacağız. Kalabalık olmalıyız abi. Ne kadar çok kişi, o kadar çok mantar. Win win yani. Tamam Şükrü, orasını merak etme. Hızlıca örgütleneceğiz. Örgütlenelim abi. Sessizlik. Değerli çalışanlarımız, kahvemizin sahibi Yakup ve siz... Çok saygıdeğer basın mensupları. Konuşmasını yapmak üzere ne iş olsa yaparız Ayşe, CEO'su Hüseyin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli, ne iş olsa yaparız Ayşe çalışanları. Artık önümüzde yeni hedefler var. Eğer bir hedefiniz yoksa oraya nasıl varabilirsiniz? Ha? Nasıl? Adalardaki ormanlar biz toplayalım diye mantar kaynıyor arkadaşlar. Gidip onları toplayalım. Boşa gitmesinler abi. Günah. Aynen. Bizimle mantar toplamaya var mısınız? Varız. O zaman yarından itibaren mantar toplamaya gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun senin abi. Bu anı ölümsüzleştirelim. Ölümsüzleştirelim Şükrü. Buyur. Gülümseyin. Oğlum siz ne anlarsınız mantar toplamadan? Çok tehlikeli. Öyle bilmeden etmeden mantar toplanmaz. Tehlike çanları çalma Yakup. Malzemeden çal. Bakayım şuna şimdi nasıl? Aslanım benim. Kurumsal eğitim programımızla... İşimizi dört dörtlük yapmayı amaçlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu ne mantarı? Neco? Ne mantarı? Kanlıca. Tekrarlayın bakalım. Kanlıca. Peki, bu ne mantarı? Kuzu göbeği. Kuzu göbeği. Aslanlarım benim. Eğitimcinin önemini sayende... Bir kez daha anladık Hüseyin abi. Oğlum benim derslerim böyledir. Toplumu kucaklarım ben. Para alacak mı Hüseyin? Ne? Para alacak mı Hüseyin? Para alacak mıyız diyor Neco. Tabii ki alacaksınız Neco. Bizde yalan yok arkadaşlar. Cebinizi dolduracaksınız. Ben size zirveyi vaat ediyorum, zirveyi. Kaç yıl uzaklığındayız birbirimize. Kaç doğru yaklaştırdı bizi bize. Birden bu dizeler geldi. Abi, evdekileri de organize edelim. Ne kadar çok insan, o kadar çok mantar. Haklısın Şükrü. Komşuları da alıp gitsinler. Yarın uçuşları var. Köyde biraz toplasınlar. Dönüşte adalarda devam ederler. Bak be Şükrü. Yanımda dura dura bir şeyler öğrenmeye başladım.
Sana layık olabiliyorsam ne mutlu bana abi. Herkes sabah burada olsun arkadaşlar. O mantarlar buraya gelecek. Hüseyin, yapmayın bu işi. İnsanlar sizin yüzünüzden zehirlenecek. Necmi topluyorsa biz de toplarız Yakup. Bizim işimize karışma oğlum. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Anacığım, mantarları köyde toplamaya başlayın. Sonra burada devam ederiz. Resimleri burada Kadriye anne. Benzerlerini atın sepete, oldu bitti. İyi de oğlum, ben hayatımda hiç mantar toplamadım ki. Ben de her hafta hazır toplanmışından alıyorum. Hazıra daha dayanmaz Hatice'm. Anacığım, tam mevsimi. Doğa ananın bağrından toplayacağız. Sonra biz satacağız. İmalattan halka. Aradaki yolları kapatıyoruz. Böylelikle kusursuz bir hizmet sunuyoruz tüketiciye. İyi o zaman, öyle diyorsanız öyle olsun. Üretim ağımız her geçen gün büyüyor abi. Büyümek bizim işimiz Şükrü. Ha, hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Hayırdır? Böyle ne yapıyorsunuz siz burada toplanmışsınız? Yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz Emine. Yenge, hazır sen ayaktayken bize çay çek. Benim size söylemek istediğim çok önemli bir konu var. Geliyor. Çaycı Hüseyin manifestosu geliyor. Mantar gibi bitme hayatımda. Seni bir kalemde toplar, sepete atarım. Oh. Abi, keşke bu sözlerini sosyal medyada paylaşsak. Tüm Türkiye faydalansa. Gerek yok Şükrü. Dileyen gelsin. Biz kahvedeyiz. Burada dinlesinler. Olur mu abi? Bu işten dünyanın parasını kazanıyorlar. Milyonlarca insan bu insanları takip ediyor. Hatta sonra kitap çıkarıp onlarca baskı yapıyorlar. Evet, çok para kazanıyorlar. Tabii abi. Abi, ben hemen hesapları açıyorum. Sen dilediğini söyle. Ben paylaşırım. Hüseyin, sen kim, kitap çıkarmak kim? İç çayını, oyna okeyini. Hevesimi kırma Yakup. Git kesme şeker kık sen. Aç Şükrü, aç. Bizim de söyleyecek iki lafımız var elbet. İçiyorum abi. Yaz Şükrü geldi. İlham perine kurban olayım Hüseyin abi. Söyle. Gözünün önündeki pozisyona puan çalmayan hakem gibisin. Kalbim senin için çarpıyor ama beni görmüyorsun. Geldi Şükrü, geldi. Bir tane daha geldi. Yaz! Yazıyorum abi. Şehrin ortasında Atiba gibi koştum her yöne. Senin için. Ama sen gittin ya. Ben o zaman bittim. O Ramada manifesto. Bu Ramada manifesto. Yaz Şükrü, yaz. Bir tane daha geldi. Yazıyorum abi. Çay çok kaynarsa acı olur. İnsan ne zaman acı olur biliyor musun Şükrü? Çok konuşunca. Paylaştım abi. Abi, şimdiden 10.000 kişiye ulaştık. Hızla ünleniyorsun. O zaman bir tane daha yaz Şükrü. Çay kalabalık demektir. Kahve ise yalnızlık. Çay içersen kalabalığa karışıksın. Kahve içersen yalnızlığa alışıksın. Meşrubat edebiyatı en sevdiğim. Hüseyin, Türk edebiyatına zarar verme. Bırak bu işleri. Eleştiri yapma Yakup, çay yap. Abi, her dakika takipçin artıyor. Yorum yağıyor hesabımıza. O zaman bir tane daha yaz Şükrü. Yazayım abi. Okey, dördüncümüz eksik olsa bile seni hayatıma almam. Bir tane daha yaz Şükrü. Ha yerden okey çekmişsin, ha benimle evlenmişsin. Toplumun her kesimine ince dokundurmalar yapıyorsun abi. Helal.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.